Hırsızlık hayatın boyunca çaldığın en değerli şey neydi? Yakaladılar beni. Zorla hırsızlık yaptırdılar. Hiçbir hırsızlık esnasında fark edildin mi? Sahilde bir koşuşturma. Polisler arkamda. Polisten çaldığın bisikleti de gidip sattın öyle mi? Biraz zenginden alıp fakire vermek gibi bir şey oldu. Çoğu mahalle arkadaşıma, sınıf arkadaşıma ücretsiz bir şekilde hediye ettim. Seni soysalar ne hissederdin? Gidiyorduk, kiralıyorduk. 5 TL veriyorduk mobilete. Kiraladığım mobileti çaldım. Çok dükkan soydum. Marketlerden çok ürün çaldım. Kaliteli yapıyorduk. Ürünleri de kaliteli çalıyorduk. Yer altında olmaya devam edin. Polis kovalamasından kaçmışım. Kendime güvenim sonsuz. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta namı değer Dızo, yani hırsızla yüzleşiyoruz. Abi o kadar ilginç bir konu ki, inan ben seni buraya getirmek için bayağı bir heyecanlandım. Bir hırsızın hikayesini hırsızdan dinlemek istiyorum. İlk hırsızlığını nasıl yaptın? Biz evden dayak yerdik. 5 TL para ödemediğimiz zaman, getirmediğimiz zaman eve. 4-750 kazandığımız zamanlarda bile dayak yerdik. Niye 5 değil diye. Yine bir gün hava yağmurlu. Maltepe'den Küçükeli'ye doğru gidiyorum. Hava yağmurlu ama ayakkabı boyatacak da bir Allah'ın kulu yok. Akşamleyin dayak yerken ağlıyordum normalde. Şimdi akşam dayak yiyeceğimi düşünerek ağlamaya başladım yolda. Sırtımda boya sandığı, elimde terlikler. Müşterinin ayağına uzattığımız terlikler. Ağlıya ağlıya da gidiyorum. Yağmur da yağıyor. Bisikletli bir abi, benden büyük biri, yanıma yanaştı. Çıkmaz bir sokağa girmiştim ben orada. İnsanlara sordum burada ayakkabı boyasını en çok kimler boyatır diye. Kahvelerin olduğu bir sokak söylediler bana ama çıkmaz sokak olduğunu da söylediler. Yani yol bayağı uzun. Yol bitiyor ama geri gelmek zorundasın. Sadece araba için değil, insanlar için de. Bütün binalar hep böyle bitişikti. Maltepe'de. Maltepe'li çoğu kişi de nereyi anlattığımı bilirler şu anda. Maltepe'de yaşayanların da. Bisikletli abi yanıma yanaştı, bana dedi ki bu yol dedi yürüye yürüye bitmez dedi. Bisikletin olacak dedi, bisikletinle gideceksin. Allah Allah. O bana bu lafı söyledi ya, ben bir ağlıyordum, ona ağlamaya başladım. Yani hüngür hüngür ağlıyorum, zaten yağmur da yağıyor. Neyse kafam yerde, daha fazla ağlayarak yola devam ediyorum ben. O kahveleri bulmak için. Bayağı bir gittim, yol bitti. Yani U1 bina yapısının olduğu bölüme, altında Şok Market'in olduğu bir yere geldim. Ve bana o lafı söyleyen, o bisikletle giden abinin bisikleti Şok Market'in önünde duruyor. Hemen bisiklete bindim. Yolun karşısına geçtim. Bisikletin boynuzlarına, direksiyonun olduğu bölüme boya sandığımı taktım. Yolun karşısında abinin marketten çıkmasını bekledim. Elinde poşetleriyle birlikte marketten dışarıya çıktı. Yolun karşısında, tabii bisikleti göremedi. Yolun karşısından seslendim. Döndü bana baktı, dedim ki bu yol dedim yürüye yürüye bitmez. Bisikletin olacak, bisikletle gideceksin dedim. Atladım bisiklete, devam ettim. Peki, hırsızlık hayatın boyunca çaldığın en değerli şey neydi? En değerli çaldığım şey, araba çaldım. Yalnız satmadım onu. Aldık, kullandık. Benzini bittiği yerde bıraktık. İçerisini bir güzel bir şekilde sildik. Parmak izi biz falan kalmasın diye. Detaylı bir şekilde koltuklarına kadar. Ondan sonra da yolumuza devam ettik. Kullana kullana Bayramoğlu'na, Gemse Bayramoğlu'na kadar geldik. Denizimizde yüzdük. Ondan sonra Bayramoğlu'ndan tekrar yola çıktık. Eve doğru giderken benzin bitti. Benzin yüklemeye paramız da olmadığı için arabayı orada bıraktık kenara. Bir güzel sildik içerisini. Oradan da yayan bir şekilde evimize geri döndük. Hiçbir hırsızlık esnasında fark edildin mi? Tabii ki fark edildim. Hem de çok büyük bir şekilde. Aslında bir kumpasın içerisine düştüğümü bayağı bir düşünmüştüm. Maltepe'de bir Akbank şubesinin önünden çalarken polislerle yüz yüze kaldım. Bisiklete biner binmez bir siren sesi arkadan koptu. Aslında o bisikleti oraya bilinçli bir şekilde bırakılmış ama benim haberim yoktu. Bisikleti aldığımda polis siren sesini duydum. Son sürat devam ettim. Arkamdan iki tane polis ekibinin geldiğini fark ettim. Oradan zaten polis arkamdan geldiği için Maltepe tren istasyonunun altından, hatta hiç inmeden merdivenlerden aşağı komple bisikletle indim. Yine yaya yolu üzerinde bisikletle devam ettim. Merdivenlerden inip tekrar yukarıya merdivenlere bisikleti taşıyarak çıktım. Sahilde bir koşuşturma. Polisler arkamda. Çok büyük bir olaydı zaten benim için. Kalbim böyle güm güm atıyordu. Yakalanırsam ne olacak? Bisikleti sürüyorum ama
kendime küfürler de ediyorum. Niye bankanın önünden alıyorsun diye. Başım belaya girdi. Şimdi yakalanacaksın. Arkada polisler devam ediyor hala beni kovalamaya. Küçükeli'ye kadar gittim. Bir atari salonunun içerisine girdim. Atari'nin arkasına saklandım korkudan. Ve o gün oradan çıkmadım. Atari salonunun sahibi dahi beni atarilerin arkasında görmedi ve dükkanı üzerime kilitledi. Ertesi gün sabahleyin dükkanı açtı ve ben gizli bir şekilde arkasından çıkıp kaçtım. Bisiklet 3 gün boyunca falan orada kaldı. Ben 3 gün sonra gelip tekrar bisikleti geri aldım. Yine Kartal tren istasyonunun altında simitçiye sattım. Polisten çaldığı bisikleti de gidip sattın öyle mi? Aynen öyle, zaten kurtulmam lazımdı. Ama ben de bir deli cesareti vardı. 3 gün boyunca piyasada da gezmedim. Arandığımı da biliyordum. Ama yine evdeki dayaktan kurtulmak için ben bu bisiklet çalma işini devam ettirdim. Çaldığım bisikleti de alıp götürdüm, tekrar sattım. Bu işin günahından hiç korkmuyor muydun abi? Yani kendime bu konuyla ilgili çok sorularım oldu. Net söyleyebilirim. Çok böyle yapmamam gerektiğini de biliyordum. Ama ben o dönem mecburdum buna. Yapmasaydım çok büyük dayak yiyordum. Yapsam bir taraftan günah ama dayaktan kaçmak biraz daha basit geldi. O dönem dayaktan kaçmayı tercih ettim. Kullandığın alet edevatlar neydi abi? Kullandığım alet ve edevatlar 14-15 anahtar. 2 adet. Biri sağ cebimde, biri sol cebimde. Ses yapmasın diye. Birbirine vurup demir, metal sonuçta bu. Sadece onu kullanıyordum. Eğer böyle gözüme kestirdiğim çok iyi bir bisiklet varsa makas çalıyordum inşaatlardan. Demir makası. Gidip onunla kilidi kesiyordum. Makası da orada bırakıyordum. En çok kullandığım alet 14-15 anahtar. Kilidi kırmak da birebir. Tık sesiyle olay çözülüyor. Hiç kimse de duymuyor. Yani yanıma herhangi bir başka bir alet almadım. Anahtardır, işte kredi kartıdır. Kenara bir şey sok, bir şey çıkart. Hiç bunlarla uğraşmadım. Peki abi, seni soysalar ne hissederdin? Ben yıkılırdım açıkçası. Bir defa zaten ben güvercin besliyorum bu arada. Güvercinlerimi çaldılar, yıkıldım. Hırsızdan, hani hırsızın malı çalınmaz kolay kolay. Çünkü hırsız bunların hepsini böyle düşündüğü için daha çok böyle, nasıl söyleyeyim, güvenlik alır. Benim güvenlik duvarımı kırdılar ve güvercinlerimi çaldılar. O zaman da yıkılmıştım. Hırsızın malı çalınmaz diye. Hırsız çünkü hiç kimseye hırsızlık yaptırmaz diye. Yine söyleyeyim, yani yine başıma şu anda gelmiş olsa, ben uzun yıllardır bu işi bıraktım. Şu anda gelmiş olsa yine yıkılırım. Çünkü karşıdan gelen bir insanın hırsız mı değil mi, hırsızlık yapmaya mı geliyor, normal vatandaş mı olduğunu anlayabiliyorum hala. Hal ve hareketlerinden sanırım. Tabii. Bütün hal ve hareketlerinden net bir şekilde anlıyorum. Bakışlarından bile anlıyorum. Yani diyorum ki bu adam, diyorum, buraya hırsızlık yapmaya geldi. Şu anda buraları kontrol ediyor. Ya akşamleyin gelecek ya işte bir hafta içerisinde gelecek. Burada bir vurgun yapacak. Ben hemen direkt karşısına çıkabiliyorum yani. Kardeşim, ne düşünüyorsan terse çevir. Ne amaçla geldiğini biliyorum, diyorum. Çünkü anlayabiliyorum, kendimden biliyorum. Benim hal ve hareketlerimi karşımdaki insan yansıtıyor çünkü. Yani şimdi sen bir normal vatandaş olarak bir hırsızı tanıyamazsın. Hal ve hareketlerini anlayamazsın ama ben hırsız olduğum için karşıdaki adamın ne için geldiğini oraya anlayabiliyorum. Yani hırsızlık yapmaya geldiğini anlayabiliyorum. Direkt hal ve hareketlerinden, bakışlarından çözebiliyorum. Peki abi, sence hırsızın malı çalınabilir mi yani? Hani diyorsun ya, önlemimi alırım, bilmem ne yaparım falan ama. Çok kolay olmaz. Öyle söyleyeyim sana. Ben 6 yıl tersanede çalıştım. Tersanenin taşeron firmasında depoculuk yaptım. Benim çuvaldızım kaybolsa, yani iğnem kaybolsa, ben karşı tarafın çuvaldızını alırdım ve tamamlardım. Hiçbir şekilde malım eksik olmazdı. 6 yıl boyunca tersanede depoculuk yaptım. Malı kaybolmayan tek adam bendim. Ve ondan dolayı patronlarım beni çok severdi. Çünkü hiçbir şekilde ürünleri kaybolmuyor. Tersanede yer değiştirme olayı çok. O taşeron gelir, onun kablosunu alır götürür. O onun lambasını alır götürür. Bu gibi olaylar çok oluyor tersanede. O kablo benimdi, bu kablo senindi tartışması çok oluyor. Ben uyanıktım. Bütün ürünlerimin tamamını sarıya boyamıştım. 3 kilometre mesafeden kendi ürünlerimin nerede olduğunu net bir şekilde, hangi ustanın çalıştığını, hangi yardımcı elemanın çalıştığını net bir şekilde görebiliyordum. Ha, kablom mu eskidi? Parçalandı mı? Bir başkasının kablosunu alıyordum. Tersane ortamında çünkü çok yer değiştirme oluyor. Onun kablosunu alırdım. Depomun içerisinde sarıya boyardım. Piyasaya sürerdim. Ustalarımın eline verirdim. O kablo benim olmuş olurdu. Yırtık pırtık olan kablo da içi dolmayan ambara giderdi. Denizin içerisine atardım. Hiç pişman oldun mu? Çok oldum.
Şu anda bile mesela o pişmanlığın içerisindeyim. Uzun yıllardır bu işi yapmıyorum. Yapmayı da daha düşünmüyorum. Evlendik, barklandık. Çoluk çocuk sahibi olduk. Ama nasıl söyleyeyim sana, şu anda durumum olsa, maddi durumum olsa, yani o çaldığım bütün bisiklet olsun, araba olsun, motosiklet olsun, kapı kundura, ayakkabı, boş durmadık tabii ki, marketlerden aldığımız ürünler. Yani daha aklıma gelmeyecek birçok şey, birçok hırsızlık yaptım. Yerine koyar mıydım? Gerçekten koyardım. Hakikaten para durumum iyi olsaydı belki sahiplerini bulamazdım ama oralara birer tane bisiklet, ne bileyim ayakkabı kenara bırakabilirdim. Mesela çaldığım, hırsızlık yaptığım ayakkabı kunduracısının yerini bulup, kendisini bulup ona bir dükkan hediye etmek isterdim yani. Adamın dükkanını soyduk. Bütün boyaları aldık. Nasıldı abi olay? Biz her hafta gidip ondan Nuri Leflef boyası satın alırdık. Ayakkabı boyacılığı yaptığımız için gide gele zaten adamın dükkanını komple kolaçan ediyordum ben. Hırsızız ya. Dükkanın açığı nerede? Nasıl girilebilir bu dükkana? Nasıl yapılabilir? En sonunda çok kolay bir yerini çözdük yani dükkanı. Ondan sonra gittik akşamleyin beraber arkadaşlarla birlikte. Ben dükkanın içerisine girdim. Onlar dışarıda gözcülük yaptılar. Dükkanı bir güzel soyduk. Ama içerisinden ayakkabıydı falan hiçbir şey almadık. Sadece ayakkabı dükkanından boyalar, boya fırçası, yani ayakkabı boyacılığında kullanabileceğimiz malzemeleri çaldık. Hiç bu zamana kadar çaldıklarını sattığın oldu mu? Tabii ki hepsini sattım. Bütün ürünleri sattım. Hatta küçük yerde bir fasajda çalışırdık biz. Temizliğini falan yapardık pasajın. İki katlı bir fasajdı. Alt katına girmek istemezdik. Çok pis kokardı. Haftada bir Necdet abi vardı. Bize o pasajın altını temizlettirirdi komple. Yerlerine Arap sabunuyla tuz ruhu dökerdik. O kadar pisti gerçekten pasaj. Bir gün yine pasajın içerisini yıkıyoruz üç arkadaş. Tabii dükkanlar da var pasajın bölümünde. Sadece faal olarak alt katta buz yapıp buz satan bir amca vardı. Onun yanında da boş dükkanlar vardı. Tabii içleri falan gözükmüyor. Camları falan boyalıydı. Bir gün yine oranın kokusundan bıkmışız. Midemizde bulanıyor. Sinirden kapının tekine tekme attım. Yine bu leş gibi yeri temizliyoruz diye. Böyle iş mi olur diye. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Bir baktık ki abi. Biz mağara diyorduk. Üç arkadaş oraya. İn bulduk, mağara bulduk diye. Seviniyorduk. Bir market deposu. Allah Allah. İçerisinde alabildiğin, yani aklına gelmeyecek kadar malzeme var. Dünya kadar malzeme var. Neyse, biz artık burayı yıkamaktan değil de Necdet abiye diyorduk ki, Necdet abi aşağıyı yıkayalım mı? Şimdi aşağının kapısı açık. İçerisinde market malzemeleri var. Marketin deposu. Giriyoruz depodan malzemeleri alıyoruz. Trende satıyoruz abi. Piyasada polo şeker tanesi 1 TL. Biz orada satıyoruz 25 kuruşa. Kapış kapış da vagonlarda satılıyor. Bir de bunu amcamızın oğluna sattırıyorduk genelde. O biraz daha masum, kafası eğik. İnsanlar ondan koli koli satın alırdı. Bizden birer tane birer tane alırdı. Daha hızlı satardık malzemeleri. Sonra giderdik pasajdan. Tekrar Necdet abiden anahtarı alırdık. Pasajı yıkayacağız diye. Tekrar oradan malzeme alır yine giderdik satardık. Paraya çevirirdik tamamını. Trenin içerisinde. Biz en son orada Türk kahveleri kaldı sadece. Biz depoyu boşalttık komple bu arada. Yani kendimiz de yiyoruz bu arada. Oradan açıyoruz, kendimiz yiyoruz. Bir tane tadına bakıyoruz. Hoşumuza gitmiyor, atıyoruz. Trene gidiyoruz, satıyoruz. Kolisini kaldırıyoruz, 10 TL'ye diyoruz. Piyasası 100 TL. 10 TL dedi mi millet kapış kapış alıyor. Son Türk kahveleri kaldı. Dedik ki Türk kahveleri trende satılmaz. Yani bizim dedik buna ne yapmamız lazım? Bir yerde satalım bunu, değerlendirelim. Tabii paketi aldım, inceliyorum böyle. Baktım ki tarihi geçmiş. Şimdi diğer paketlerin tamamına baktım. Kolileri açıyorum. Hepsi kahve. Hepsinin tarihi geçik. Aslında bizim sattığımız bütün ürünlerin tarihi geçikmiş. Yani komple Hayda. geçikmiş. Tarih geçik deposu mu oluyor? Ne oluyor hesabım? Aynen bir marketin tarihi geçik ürünleri doldurduğu depoymuş. Hay Allah ya. Olaya Ve bak. marketçi de gelip onları almıyormuş. Necdet abi sürekli tartışma içerisine giriyormuş. Marketçiyle gel mallarını al, gel mallarını al diye. Biz tabii gittik. Çocuğuz zaten. Necdet abiye durumu anlattık. Dedik ki Necdet abi biz böyle böyle bir halt yedik. Aşağıdaki depoyu da boşalttık. Necdet abi dediğim adam da fabrikatör. Deli gibi parası var.
Yani normalde dışarıda 5 TL falan kazanıyorsak biz orayı yıkadığımızda bize 10'ar lira 15'er lira para veriyordu zaten. Ve bize sormaya başlamıştı. Lan ben sizi aşağıya silah zoruyla sokuyorum temizlik yapın diye. Artık siz geliyorsunuz anahtarı istiyorsunuz. Temizlik yapalım, temizlik yapalım diye. Bizim niyetimiz aşağıdaki depoyu soymak. Ki soyduk, boşalttık ama bütün insanların tamamına, kendimiz de dahil buna, tarihi geçik ürün satmışız. Ama insanların hiçbiri de buna bakmadı. Çünkü uygun fiyata satıyorduk. En sonunda Necdet abiye bu durumu anlattığımızda biz dedik ki herhalde biz bir daha o pasajın içerisine giremeyiz. Bizi kovar, döver. Ama anlattık yine. Korktuğumuz halde yine gittik anlattık. Necdet abi bayağı bir sevindi. Adamı kurtardın dertten. Yani bana dedi ki orada, lan bilseydim dedi bunları bu şekilde boşaltacağınızı, çöpe boşaltacağınızı bilseydim bile dedi kabul ederdim zaten dedi. Siz dedi işte tarihi geçik ürünler deseydim size dedi girmezdiniz içeriye dedi. Ve o mallar yine benim başıma kalacaktı dedi. Başıma bela olacaktı dedi. Aslında abi sana biraz böyle zarf atmış gibi bir şey yani. Yok, onlar bizim hiçbir şekilde hırsızlık yaptığımızı bilmezlerdi. Biz onların yanında nasıl sütten çıkmış ak kaşıktık. Gerçekten. Öylesin de zaten abi ya. Ben bu hırsızlığı yaparken bir Allah'ın kuluna böyle hissettirmedim yani hırsız olduğumu. Sadece yakın çevremdeki sınıf arkadaşlarım falan bilirdi. O da çaldığımız malları bizim buradaki insanlarla biraz paylaştığımız içindi. Yani biraz zenginden alıp fakire vermek gibi bir şey oldu. Çoğu mahalle arkadaşıma, sınıf arkadaşıma çaldığım ürünleri ücretsiz bir şekilde hediye ettim. Hiçbir şekilde para karşılığında değil yani. Ya da bir şey yapın, bunun karşılığında bana şunu alın, bana şunu yapın, şöyle yaparsanız hiçbir şekilde. Biraz bakıyordum yani insanların şeylerine, durumlarına. Durumu kötü. O bisikleti yok mesela. Bisiklet alamaz. Annesi babası da alamaz. Ondan alıyordum. Götürüyordum ona hediye ediyordum. Üzerinde kazağı yok mesela. Kazak çalıyorduk. Götürüyorduk ona kazak veriyorduk. Ha zorla hırsızlık da yaptırıldı. Beni zorladılar. Eğer ki yapmasaydım zaten ucunda sıkıntılı bir durum olacaktı benim açımdan. Ben gittim çaldım. Getirdim onlara verdim. Elimde ne var? Sıfır. Hiçbir şey yok. Yani Hayır için. bu durumla da hayır için gibi değildi o. Biraz zorlandık çünkü çılgın bir tiptim o dönem. Hiçbir şeyden de korkmuyordum. Polis kovalamasından kaçmışım. Kendime güvenim sonsuz. Çalamayacağım hiçbir şey yok diyorum. Rahat bir şekilde istediğim yere girebiliyordum. Gidip oranın analizini çok rahat bir şekilde yapabiliyordum. Akşamleyin ben şuradan geçersem, şunları yaparsam bu olay çözülür diyordum. Ki dediklerimin hepsi de tutuyordu. Öngörü mü diyelim buna? İzlenimim mi çok iyiydi bilmiyorum. Yakaladılar beni. Zorla hırsızlık yaptırdılar. Çaldığım ürünleri de elimden aldılar, götürdüler. Peki şu zamana kadar çaldığım bir şeyde keşke bundan çalmasaydım dediğin oldu mu abi? Oldu. Ayakkabı boyacılığı yaptığımız pasajda Özkan abi diye biri vardı. Kahveye gelip takılırdı. Altılı ganyan oynardı orada. Ama durumunun olmadığını da biliyorduk Özkan abinin. Hatta ayakkabısını boyadığım zaman bazı günlerde parasını istemezdim. Özkan abi bu benden olsun diye. O kadar da delikanlıydık yani. Küçüktük müçüktük ama adamın durumunun olmadığını biliyorduk. Oğluna bisiklet almış bu. Özkan abi. Biriktirdiği işte maaşından ayırdığı parayla. Biz de bisiklet çalmaya çıktık. Kılavuz çayırında çocuğun bir tanesini gördüm. Dedim ki çantada keklik. Bu dedim şimdi bisikleti bir kenara koyar. Zaten ufak tefek. Ben yaşlarda. Ben de küçüğüm bu arada. Dedim ki ben bundan bisikleti rahat bir şekilde alırım. O bisikleti fark etti. Oyuna daldı. Ben de bisiklete bindim, devam ettim. Neyse biz bisikleti sattık. Kartal'da yine bizim simitçi abilerimize. Bisikleti sattık. Ertesi gün oldu. Pasajdayız. Ayakkabı boyacılığı yapıyoruz. O pasajın temizliğini falan da komple biz yapıyorduk. Özkan abi geldi. Yanındaki arkadaşlarına bir şeyler anlatıyor şimdi. Dertli bir şekilde. Ben de girdim konunun içerisine. Ne oldu Özkan abi dedim. Beni de çok seviyordu. Ya dedi benim çocuğun dedi bisikletini çalmışlar dedi. Hayda. Şimdi diyorum ki abi diyorum nasıl çalarlar diyorum. O benim çocuğun bisikletini çalmışlar dediğinde ben anladım benim çaldığımı. Bak, o kadar hırsız var ama o civarda hırsızlık yapan tek kişi ben gibiydim zaten. Benden başka da yoktu. Dedim ki kesin ben çalmışımdır dedim. İçimden bunu geçiriyorum ama Özkan abiye de Söyleyemezsin. söyleyemem ki. Abi senin çocuğunun bisikletini ben çaldım diye. Abi dedim nereden çalmışlar dedim. Dedi ki kılavuz çayının oradan evin önünden dedi çocuk dedi oyun oynarken dedi bisikleti çalmışlar dün. Öyle deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Zaten adamın durumu yok. Zor bela para biriktirmiş. Bisiklet almış. Normalde hep zenginlerin bisikletini alıyordum. Götürüyordum.
Ama o adamın o durumunu gördüm ya. O zaman yıkılmıştım yani bisikletini. Yani çocuğa zorla aldığı bisikleti ben çaldım ve götürdüm. Ben gidip sattığım kişiyi aradım. Simitçilerin tamamına haber saldım. Ben dün dedim burada dedim bisiklet sattım. O bisikleti geri istiyorum. Fazla parasına alacağım. Bisikleti bulamadım. Ama gidip de yerine de koyamadım. Çünkü o yüzü bulamadım kendimde. Çok pişman olmuştum yani. O çocuktan o bisikleti çaldığıma. Özkan abinin suratına da bakamıyordum artık. Ara ara ayakkabısını boyadığımdan dolayı para alırdım. Uzun bir süre hiçbir şekilde para almadım. Çünkü vicdan beni rahatsız ediyordu. Vicdanım böyle. O bisikleti alıp tekrar yerine koymam gerektiğini biliyordum ama onu da başaramadım. Abi şu ana kadar anlattıklarına göre genelde bisiklet çalmışsın. Başka bir şey çalmadın mı? Çaldığım çok şey oldu. Ama bisiklet sıcak paraya çevrilecek çok basit bir şeydi benim için. Daha kolay sıcak paraya çeviriyordum. Alıcı daha rahat bulmuyor herhalde. Alıcı zaten hazır bekliyordu. Yani Kartal tren istasyonuna indiğin anda zaten 2-3 kişi başına üşüyordu o bisikleti satın almak için. Şimdi senin cebinden parayı da çalabilirdim. Ya da bir eve girip işte altındır, ziynet eşyasıdır bunları da alabilirdim. Ama bisikleti çaldığım zaman bizim çocuğun bisikleti çalmışlar deyip olay kapanabiliyordu. Olay kapandığı için de arkamızdan kimse araştırmıyordu bizi. Ve ben o bisikleti götürüyordum, direkt sıcak paraya çeviriyordum. Örnek veriyorum, senin cebinden 50 TL, 100 TL para çalsam o dönem 50 TL, 100 TL dediğim para da çok iyi para. Bisikleti o fiyatlara satıyorduk biz. 2 gün, 3 gün lunaparklarda eğleniyorduk, paramız yine bitmiyordu yani. İyi paraydı o dönem. Şimdi senin cebinden 50 TL, 100 TL çalsam, senin cebinden sıcak para çıktığı için sen bunun peşine düşeceksin. Ama bisikletin peşine düşmüyordun. Bir gün, 2 gün aklında kalıyordu, ondan sonra bitiyordu. Artık söze dönüşüyordu, sadece sözde kalıyordu. Kendi aranızda konuşma gibi. Ama cebindeki o sıcak parayı çalsam, işte altını çalsam, işte dolarını çalsam, o zaman mark vardı, markını çalsam, sen bunun peşine düşerdin. Ben de peşine düşmeyeceği şeyleri çaldım. Basit gibi görünen, hemen sıcak paraya çevrilen ürünleri çaldım. Peki dedin ya başka bir şeyler de çaldım diye. Neydi abi onlar? Ya daha farklı, en çok güvercin kümesi patlattım. Güvercinleri de çok hızlı bir şekilde sıcak paraya çevirebiliyordum. Alıcısı hep hazır. Gebze Kuş Pazarı'na gittim mi, 40 TL değildi. Güvercinin piyasasını da biliyordum ben. Hala da güvercin besliyorum bu arada. Hala da piyasalarını biliyorum. Güvercini 40 TL değil de 30 TL'ye satışa sunduğunda direkt zaten nakite dönüşüyordu para. Sıcak para direkt eline geliyordu. Uğraşmıyordun hiçbir şekilde. Onun haricinde çok dükkan soydum. Marketlerden çok ürün çaldım. Yine bunun tarzında bir polarla girerdim her zaman içeriye. Hafif, yakası açık. Aldığım ürünü kolumdan içeriye atardım ben. Dışarıya çıktığım zaman da işte karnının oraya falan bakarlar genelde. Sırtına bakarlar ürün var mı diye. Kollarına bakmazlar insanların. Acaba kolunun içerisinde bir şey var mı diye. Rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya. Tabii kolumuzun içerisinde ürünlerle birlikte dışarıya çıkıyorduk. Onları bile sıcak paraya direkt çevirebiliyorduk yani hızlı bir şekilde. Ekmek almaya gittiğinde içine pastırmaya sucuğu falan çalıyor muydun? Ne yapıyordun abi? Tabii ki çalıyordum. Kollarıma sokuyordum yine onları. Biz markete girerdik, büyük markete. Kollarımıza normal şarküteri bölümüne giderdik. Normal bir müşteri gibi. İşte 200 gram pastırma, 300 gram kavurma. Hep de böyle kral şeyler yerdik yani. Kötülerini de yemezdik. Hırsızlık yapacağız ya zaten. Çalacaksak bari iyisini çalalım. İşte gidip oradan salam değil de jambonu çalardık. Ne bileyim o anda kalitesi en güzel ürün neyse, peynir neyse o peyniri alırdık. Kaşar peyniri rafta en pahalı hangisi ise onu çalardık. Ucuzuna da gitmezdik yani. Mideye inecek ya, kaliteli gitsin bari. Yani hırsızlık yapıyoruz ama kaliteli yapıyorduk. Kalitelisi. Ürünleri de kaliteli çalıyorduk. Giderdik, bütün ürünleri şarküteriden normal müşteri gibi alırdık. Kollarımıza doldururduk. Ondan sonra dışarıya çıkarken de 2 tane ekmek alırdık. Onu da kasadan geçirirdik ama. Onun parasını verirdik. Ekmek Helal olsun. çalmıyorduk yani. Ondan sonra dışarı çıkardık. O ekmeğin arasına kollarımızdan çıkarttığımız jambonları, pastırmaları, kavurmaları koyardık. Karnımızı doyururduk. Bir soygundan en fazla ne kadar para kazandın? En fazla yani şöyle söyleyeyim bu zamanın askeri ücretine göre değerlendireyim ben sana. Çünkü o zaman çaldığım para bu zamanın parasına göre biraz daha düşük meblağda gözükebilir.
Yani şu zamanın askeri ücretinin bir 12-13 katına kadar bir para çaldım. Dediğim gibi ben öyle büyük ziynet eşyalarını falan çalmıyordum ama alıp da sattığım ürün o derece bir yüksek meblağda bir üründü. Neydi o abi? Yani onun detayına girmeyelim. O bende kalsın sadece. Bunu Merak ettim ya. gerçekten anlatmak istemiyorum. Ama çok merak ettim şimdi. Hakikaten o bende kalsın. Biraderim dahi bilmiyor. Beraber hırsızlık yaptığım arkadaşım dahi bilmiyor. Ama sen şimdi 40 bayağı gizemli gidiyorsun abi. 40-45 gün boyunca hayatımda bir defa işte nasıl söyleyeyim küçük işçilik yaptım. Hep hayatımda bir defa sadece büyük işçilik yaptım. Bunu gerçekten de söylemeyeceğim bu arada. Ne kadar ısrar edersen de et. Çekimden sonra söyler misin abi? Söylemem. Allah Allah. Ne diyorsunuz reji? Bak hakikaten söylemem. Gerçekten söylemem. Bak bunu beraber hırsızlık yaptığım çocuk arkadaşım ve biraderim dahi bilmiyor. Sabıkan nasıl ve kaç dosyan var? Benim sabıkam tertemiz. Yani hatta çekimden sonra bakabilirsin de. Yok E-Devletime estağfurullah. girip de sorgulatabilirsin de. Gerçekten hiçbir şekilde yakalanmadım. Yakalandığım sadece ufak bir hırsızlıkta sadece ele verdim. O da küçüğüm diye abi sağ olsun biraz ağlayıp zırladıktan sonra beni bıraktı. Ama ondan sonra işte yaş ilerledikten sonra biz tabii bu işe devam ettik. Devam ettik ama biraz profesyonel çalıştık. Üç arkadaş genelde yapıyorduk bu işi. Hiçbir şekilde yakalanmadık. Biri gözleyen, diğeri götüren, diğeri arkasını toplayan şeklinde çalışıyorduk. Onun için bugüne kadar sabıkama işlenmiş herhangi bir şey yok. Hırsızlığın bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Sana göre sen hasta mısın yoksa bu işi bilinçli mi yapıyorsun? Ben hasta olduğumu düşünmüyorum. Hırsızlığın evet hastalık olduğunu söylüyorlar. Hastalıklı olan hırsızlarla karşılaştık. Zevk için bu işi yapanlarla da karşılaştık. Ama ben o dönem mecbur kaldığımdan dolayı hırsızlık yaptım. Mecburiyetim bittikten sonra bıraktım. Bu saatten sonra da en ufak bir toplu iğne ucu bile çalmayı düşünmüyorum. Ailen bu durumu biliyor muydu abi? Ailem bu durumu bilmiyordu. Ben zaten onlara diyorum ya profesyonel yaptığım için onlara bile hiçbir şekilde belli etmiyordum. Biz hırsızlık yapmaya giderdik. Akşamleyin tırnaklarımızın ucuna ayakkabı boyası sürerdik. Eve gelirdik. Ayakkabı boyacılığından kazanmışız süsü verirdik zaten. Hiçbir şekilde de şüphelenmezlerdi. Zaten ellerimize bakarlardı. Ellerimiz boyalıysa, işte nasırlıysa diyorlar ya. İşte bu ellerden neler geçti bak nasırlara bak derler ya. Biz de boya sürerdik tırnaklarımızın içlerine kadar. Boyalı ellerle giderdik. Ayakkabı boyacılığından boyalı ellerle paramızı teslim ederdik. Hem dayağımızdan kurtulurduk hem de rahat ederdik. Hırsızlıktan başka suçların var mı abi? Herhangi bir suçum yok. Hiçbir şekilde başka bir suç işlemedim. Bir hatam da olmadı. Mesela çok iyi bir çalışanımdır. Şu anda paraya ihtiyacım var mı? Var. Ama hiçbir şekilde hırsızlık yapmıyorum. Peki kıymetli abi, bir soru sormak istiyorum. Benim biraz böyle gönlümden geçen bir soru. Şimdi biz hep duyuyoruz ya haram paranın hayrı olmaz. Hakikaten böyle mi abi? Hırsızlıktan kazandığın paranın hayrını görüyor muydun? Abim bilmiyorum ama ben görüyordum ya. Güzel şeyler oluyordu yani. O parayı ben aldığım zaman işte örnek veriyorum Haydarpaşa'dan trenine bindiğim zaman bazı insanlar der ya işte şuradan bindim arabaya şuradan inene kadar cebimden 100 TL çıktı ama nereye çıktı bilmiyorum diye. Bende o para sürekli kalırdı. Mobilet kirala, kiraladığım mobileti çal. Yani neler neler yani kimlik mimlik vermeyi yok. O zamanlar gidiyorduk, kiralıyorduk, 5 TL veriyorduk mobileti. Abi bir saat gezip geleceğiz. Tamam diyordu. Benzin de var zaten mobiletin içerisinde. 5 TL'ye adamdan satın alıp başka yerde 150 TL'ye, 200 TL'ye satıyorduk mesela. Ha, bir daha oraya gidiyor muyduk? Gitmiyorduk. Bu sefer başka arkadaşı gönderip de kiralattırıyorduk. O bize mobileti getiriyordu. Biz yine gidiyorduk, satıyorduk. Bunun tarzında. Ama o paranın ben bereketini hep gördüm. Şunu da söyleyeyim, biz abi buraya getirirken gözlerini bağlayarak getirdik. Belli olmaz sağ sola. Espri bir yana. Abi nasıl bereketini gördün, inan şaşırıyorum yani. Yani bilmiyorum ama ben gerçekten söylüyorum o paranın ben mecbur kaldığımdan dolayı da olabilir bu. Hakikaten o dönem ben Bilmiyorum o ama dayaktan kurtulmak sonuçta. için çaldım. Hırsızlığa girdim. Ha şimdi şöyle söylüyorum bu yaşımda düşünüyorum. Bizimkiler beni iyi ki dövmüş mü diye. Bunların hepsini düşündüm yani. Uzun uzun da üzerinden geçtim. Belki o kadar dövmeselerdi bu kadar adam olamazdık.
Gerçekten bak. Ha, ama o dönem çok dövüyorlardı. Biz de bu dayaktan kurtulmak için hırsızlık yaptık. Gerçekten hastalık gibi değil. Ben alıştığım için sürekli hırsızlık yapmaya gitmedim. Hırsızlığı yaptım, 5 TL'sini eve verdim, geri kalanını yedim. Ya da 5 TL'sini, 10 TL'sini yine boya sandığının içerisinde bıraktım, geri kalan parasını yine gittim yedim. Sattığım mal pahalı bir ürünse, işte örnek veriyorum, çaldığım ürün değerli bir ürünse, işte 5 gün, 6 gün boyunca okula dahi gitmedik. Bu arada para cebimizde çok. Kasetler satın alıyoruz, atariler alıyoruz. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, rahat bir şekilde. Akşamleyin gidiyorduk, boyayı elimize sürüyorduk, eve 5 TL'yi teslim ediyorduk. İşten gelmiş gibi hareketler. Bugün çok yoruldum anneciğim. Tabii 5 TL verdiğimiz için de canım evladım, canım yavrum oluyorduk. Yani 5 TL'nin altında para götürdüğümüz zamanlarda da dayak yiyorduk tabii ki. Ondan dolayı zaten hırsızlık yapıyorduk. Abi güvercinlere karşı meraklı olduğunu biliyoruz. Peki güvercinleri çalıyor muydun abi? Nasıl oluyordu? Çalıyordum tabii ki. Ne güzel söylüyor. Yani yalan yok bunda. Ben çaldığımı, yaşadığımı, insanlara yaşattığımı anlatıyorum. Yani çalamayacağım, patlatamayacağım kuş kümesi yoktu ve patlatıyordum da. Rahat bir şekilde. Kuş besleyenlerin çoğu da patlatır. Çoğu da patlattı. Dalton kardeşler var bizim orada. En büyüğü Sinan. Rahmetli oldu o da. Yani su testisi su yolunda kırılır derler ya. Öyle bir yolda kırıldı o da. Onların kuş kümesini patlatmaya gittim. Genelde motosiklet çalıp, çalıntı motorlarla, Honda Titan özellikle gezen insanlar. Çatılarına kadar çıktım abi. Mahallelerine kadar geldim işte, evlerinin şeyine kadar geldim. Gece kondurunun üst tarafına, oraya kadar çıktım. Beni yakaladılar. Ama baktım ki hepsi kafalar bir dünya, hepsinin kafaları bir dünya. Yani orada ellerindeki bali poşetini fark ettim. Şimdi ben hırsızlıktan yakalandım. Bunların kafa bir dünya zaten. Bunların gazabı daha kötü olur. Ben ellerindeki bali poşetini istedim onlardan. Hani diyorlar ya baliciyle balici olacaksın. Tinerciyle tinerci. Bir nebze hırsızlıktan yakalandığım ender durumlardan bir tanesiydi. Balisini istediğimde vermedi. Ben de sanki bali çekmiş bir insan gibi, onlardan biriymiş gibi hareket yapmaya başladım. Onlardan bali istedim, bali çekmek istedim. Hayır, bana da vereceksin der gibi. Neyse, arkadaş olduk, hem de çok güzel arkadaş olduk. Ondan sonra kümeslerinin anahtarını istedim. Bu arada ben onların kümesini patlatmaya gitmiştim. Kümeslerinin anahtarını istedim. Cebinden çıkarttı. Allah Allah. Ve bana verdi Sinan, en büyük abileri şu anda rahmetli olan. Anahtarı bana verdi. Kümesin kapağını açtım. Yine kuşları polarımdan içeriye, koynuma doldurdum. Ama bu sefer elimi kolumu sallaya sallaya çıktım gittim. Tabii kafalarını güzel bile fark etmiyor. Kafaları güzel. Adamlar beni kendileri gibi gördüler. Zannediyorlar ki ben de bali çektim onlarla birlikte. O ortamın içerisinde benle birlikte yaşadılar. Ki bir kurt köpekleri vardı. Onu hiç unutmuyorum. Dikilmiş bana bakıyor. Köpek olduğunu bilseydim zaten hırsızlık yapmaya, kuş kümesi patlatmaya gitmezdim. Gerçekten o dönem köpekten çok korkuyordum. Kafaları güzel ya dedim ya. Bana diyor ki bu köpeğin diyor iki tane kulağı var diyor. Şimdi ben de onlar gibi davranıyorum orada. Evet diyorum, iki tane kulağı var diyorum. Ben de görüyorum diyorum. Benim kafa ayık, onlarınki zoom. Gitmiş bitmişler yani. Ayakta duramıyorlar. Bana dedi ki görüyor musun dedi, iki tane kulağı var. Görüyorum lan dedim. İki tane kulağı var dedim köpeğin. Bir de sinirleniyorum artık. Oradan bir an önce kurtulup gitmem lazım. Bunların arasında kaldım ama hırsızım ben sonuçta. Beni hırsızlıktan aslında yakaladılar. Ama unuttular kafalarının güzelliğinden. Hayatımda hırsızlık çok yaptım. Oradan da zaten elimi kolumu sallayarak çıktım gittim. Köpek de bana bir şey yapmadı. Onlar da zaten anahtarı kendisi verdi. Ben bir güvercini satardım. Geri gelirdi. Bu sefer senden aldığım, sana sattığım güvercin geri geldiği zaman başka bir arkadaşa satardım. O arkadaştan gelirdi. Bu sefer onu alırdım, başka bir mezata götürürdüm, başka bir güvercin mezatında satardım. Yani TL'ye sattım, örnek veriyorum. Bana geri geldi, ben onu sana bir daha sattım. Aynı güvercini 50 TL'ye geri geldi, bir daha sattım, 50 TL'ye geri geldi. Ki hatta aynı güvercini bir tane adama 10 defa sattığım da oldu.
Adama söylüyordum, diyordum ki çok çabuk pişman olan bir insanım ben. Gerçekten çok çabuk pişman oluyordum. Güvercini sattım, sen götürdün. 5 dakika içerisinde pişman oluyordum ben o güvercini sattığıma. Ama adama satarken de söylüyordum. Diyordum ki bak diyordum, ben bunu sana satıyorum. Ama bu bana geri gelirse sana geri vermem. İstediğim zaman da nasıl söyleyeyim sana, bir mahalle aşağıdan uçuruyordum. Sonra gidiyordum 2 mahalle aşağıdan uçuruyordum. Sonra gidiyordum 3 mahalle aşağıdan uçuruyordum. Rotasını da belirletiyordum kendi binama. Tuzla'dan uçuruyordum. Bir sonraki uçurum gününde gidip Pendik'ten uçuruyordum. Sonra gidiyordum, diyordum ki bu sefer Kartal'dan uçuracağım. Kuş sürekli bana geri geliyordu. Artık rotasını biliyordum. Bu sefer sattığım zaman da kuş bana geri geliyordu direkt. Bu sefer parayla geldi. Aynı güvercini aynı parayla benden satın aldı. Bir daha dedi bu güvercin dedi sana dedi geri gelmeyecek dedi. Ve geri gelmedi o kuş. Çok bekledim o güvercini ama geri gelmedi. Sonuç olarak sen bu işten tövbe etmişsin, temizlenmişsin. Ne kadar bu işin bereketli olduğunu iddia etsen de çok bereketli olmadığını aslında iyi biliyorsundur diye düşünüyorum. En nihayetinde temizlenmişsin. Artık bundan sonra ailene haram lokma yedirmek istemiyorsun. Bunun bilincindesin. En iyi şekilde çalışıyorsun. İş hayatında da seni biliyoruz en iyi şekilde çalıştığını. Biz gerçekten abinin yanına her gittiğimizde elinde bir fırça, bir şey veya bir makineyi sökmüş veya bir cihazı tamir ediyor falan. Samimi söylüyorum, çok çalışkanlı bir adam. Allah çalışkanlığını daha da arttırsın inşallah. Amin. En iyi şekilde haram yollarda değil de daha helal yollarda para kazanmanın yollarını sana göstersin daha fazla. Sen bu işi bırakmışsın. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı abi? Tamam, hırsızlık çok kötü bir şey. Küçüğü ve büyüğü yok. Ama mecbur kaldığı bir durum varsa insanlar gerçekten istemediği şeyleri de yapabiliyor. Ben gerçekten mecbur kaldığım için bu işi yaptım. Bayağı bir süredir sürdürmek zorunda kaldım. Ta ki elim iyice iş tutana kadar, el becerim iyice işleyene kadar devam ettim bunu. İş hayatına atıldıktan sonra gerçekten iyi bir eleman olduğumu, iyi bir çalışan olduğumu bunu fark ettim ve hiçbir şekilde ondan sonra hırsızlık yapmadım. Hayatıma Allah-u Teala öyle bir güzel insan çıkarttı ki onunla evlendik. Üç tane çocuğumuz var Rabbim şu razı anda. olsun inşallah. Üç tane çocuğumuz var şu anda aynen. Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Amin. Beni adam etti diyebilirim. Peki Gerçekten adam etti. evlatlarına karşı babalık yapma konusunda ailenin sana yaptığını sen onlara yaşatıyor musun abi? Ben babama çocukluğumda dedim ki, baba dedim, ilerleyen zamanlarda Allah dedim bize güç sağlık verirse, benim de baba olduğumu görürsen dedim, bir çocuğa nasıl babalık yaptığını sana göstereceğim dedim. Nasıl yapılacağını sana göstereceğim dedim. Ve ben şu anda o babalığı çok güzel yapıyorum. Ve babama da bunu gösterdim. Bana dedi ki, ben dedi seni her gün döverdim dedi. Sen adam ol diye. Sen dedi daha oğluna dıt bile demedin dedi. Hiçbir şekilde kızmadım. Bir şeyi mi parçalıyor, bir şeyi mi kırıyor, canı sağ olsun. Çocuk bu sonuçta. Benim kadar düzgün düşünebilseydi, ileri görüşlü düşünebilseydi zaten yapmaz. Çocukluğunu yaşasın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda sen zaten hemen hemen her gün yanımıza uğruyorsun. Misafirimiz oluyorsun. Seni karşılıyoruz. İyi de karşıladığımı düşünüyorum. Süper, Bir harika. hatam varsa, Estağfurullah, estağfurullah. onun haricinde sen gelmeden beni biliyorsun. Ben sabahleyin de başka bir fabrikada ekstra işe gidiyorum. Evet, biz iş yerine gidiyoruz abinin çalıştığı kafeye. Biz oradayken abi başka işten oraya geliyor. Sabah erkenden kalkıyor, başka işe gidiyor. Ondan sonra gelip başka bir işte çalışıyor. Böyle bir koşuşturmacı halinde ve üstelik saat gece şu an 1.30-2 falan vardır. Sabah saat 6'da kalkıp işe gidecek bu adam ve bizi kırmadan çekime geliyor. Gerçekten hani zorlukları yaşadıktan sonra insanlar tövbe ettikleri vakit daha da böyle mükemmel sağlam olabiliyorlar. Yani mükemmel derecede bazı konularda bilgili olabiliyorlar. Kırmayayım insanları, üzmeyeyim insanları gibi. Abi de buna bir örnek. Hırsızlık yapmışsın evet ama en nihayetinde sen bu işin tövbesini yapmışsın. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ben sizin günahlarınızı affedenim diyor.
Biz insanlar da bunu bildiğimize göre Allah Teala her şeyi affediyorsa bizim seni affetmeyeceğimiz bir durum yok. O yüzden senin de kendini üzeceğin bir durum yok ki rahatlıkla buraya gelebiliyorsun. Bir hata yapabiliriz, bir günaha girebiliriz ama en nihayetinde şunu bilmek gerekiyor. Allah en iyi affedicidir. Unutmamak lazım. Çok doğru söyledin. Gerçekten. Şimdi işte ben yine farklı bir işe gideceğim. Sabahleyin. Saat 3 gibi tekrar gelip garsonluğa geçeceğim. Bakım onarımdan garsonluğa geçiyorum. Yani ellerim nasırlı ellerle, pis ellerle geliyorum orada. Kendimi iyi bir şekilde dezenfekte edeyim. İki ters işe gidiyorum. Bunun nedeni de çocuklarım. Benim yaşadıklarımı yaşamasın diye. Kimseye muhtaç olmasın diye. Ben onu nasıl söyleyeyim? Şu anda benim çocuğum 6 yaşında. Ben 8 yaşında ilk iş hayatına atıldım. Yani onun okuyup okulunu bitirene kadar bir iş hayatına girmesini istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Ona bağırıp çağıracağımı da düşünmüyorum. Benim bebeğim bir tanem yani. Kızım da öyle, kızlarım da öyle. Bir erkek evladım, en büyüğü. İki ufak kızım var. Her birinin arasında 3 yaş fark var. Biri daha yaşında değil daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Hayatımın geri kalanını iki iş değil yani 3 iş de olsa yapacağım. Temiz yapacağım. Namuslu yapacağım. Dedim ya tövbe ettik. Hayatımıza güzel bir kız çıktı. Bizi bambaşka insan yaptı. Değiştirdi. Çoluk çocuk sahibi yaptı. Ama babamıza da zamanında verdiğimiz bir söz vardı. Dedim ya, büyüdüğüm zaman, ilerleyen zamanlarda bir evladım olursa, ben baba olursam, sen de bunu görürsen nasıl babalık yapıldığını göreceksin diye. Şu anda onu da gösteriyorum hala. Allah'a şükürler olsun babam da sağ. Bunu da görüyor. Yine iki de üç iş olsa, üç de iş olsa helaliyle çalışıp onları hiç kimseye muhtaç etmeyeceğim. Bu arada iyi de bir örneksin gerçekten. Yani anlatılanları böyle kalpten dinlerseniz aslında nasıl bir hikayesi olduğunu sizler de iyi anlarsınız. Çocukluk, ebeveyn, anne baba olmak gerçekten bugün hani diyorlar ya bazıları yorum olarak yazıyor hatta. Anne baba olmak bence ehliyet sahibi olmak gibi olsun. Önce bir yapabilir mi kontrol edilsin de öyle evlat sahibi olabilsinler insanlar Kesinlikle, diye. kesinlikle öyle. Bak yaşadıkların seni hırsızlığa yöneltiyor. Sonra bir alışkanlık haline geliyor. Yıllarını hırsızlıkla geçindiriyorsun. Sonra bakıyorsun ki bu işin gerçekten tehlikeli olduğunu anlıyorsun ve tövbe ediyorsun. Allah'ın yolunu buluyorsun. En nihayetinde baba olmayı da babana sen iyi bir şekilde gösteriyorsun. Sen yaşadıklarını artık yaşamış oldun ama en azından tekrar etmeniz gereken şey şu. Tövbe gerçekten tertemiz ediyor insanı. Allah affedici olduğunu mutlaka unutmamak gerekiyor. Abi ağzına yüreğine sağlık. Allah seni evlatlarına mutlu mesut yaşamayı nasip etsin Amin, inşallah. amin. En iyi şekilde hayatını sürdürebilmeyi helal şekilde haramdan uzak durarak evlatlarının kursağından aşağıya haram para, haram yemek indirmemeyi nasip etsin sana. Bu arada abi bir hırsız olarak şunu da söyledi. Hiç kimse sebepsiz yere hırsızlık yapmaz. Mutlaka bir sebebi vardır dedi.